Epilepsi hastalığı, tümör, damarsal hastalık ya da yapısal beyin bozuklukları gibi nedenlerden dolayı oluşmuşsa sebebi ortadan kaldıracak cerrahiler uygulanır. Diğer nedeni belirlenemeyen epilepsi hastalarının tedavisine ise ilaç uygulaması ile başlanır. İlaça dirençli olan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri uygulanır. Epilepsi cerrahisi iki bölümde değerlendirilebilir. Bunlardan ilki ve tercih edileni rezektif cerrahi olarak adlandırılan epileptik odağın cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Rezektif cerrahi, epileptik odağın tespit edilemediği zeka düzeyi düşük hastalarda ya da epileptik odağın fonksiyon olarak önemli bir alanda bulunması durumunda önerilmemektedir. Bu durumda olan hastalarda vagal sinir stimülasyonu ve derin beyin stimülasyonu gibi nöromodülasyon ameliyatları uygun hastalarda başarılı sonuçlar vermektedir. Ülkemizde vagal sinir stimülasyonu ameliyatları uzun yıllardır uygulanmakta, derin beyin stimülasyonu ise Amerika ve Avrupa kıtalarında kullanılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından henüz geri ödeme kapsamına alınmamıştır.